Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasıl ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İtil ma'ruf ve eştenibil munkar. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserin müellifi bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz, onun yetiştirdiği üstazlarımız, meşayihlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi okuduğum hadisine geçmeden evvel geçen dersimizde müminle münafık arasında kriter, kıstas, mümini münafıktan ayıran bir husus da onlar diyor, münafıklar zemzemi çok içemezler. Detadalla, ta gırtlağına kadar dolduracak şekilde, karnı iyice dolacak şekilde içemezler. Mümin ise zemzeme doyamaz. Onun için zemzemi çok içmek lazım dedik. Efendim bu konuda şöyle yani ilginç bir olay var. Size arz etmek istiyorum. Hadisin şeysi, ravisi Osman bin Esved naklediyor. Abdullah ibn Abbas'a bir adam geldi. Abdullah ibn Abbas'a neden ondan? Çünkü sahabe arasında da onlar da bir insandır. Çok üstün zekalılar var, alim olanlar var. Şu sahada tecrübeli olanlar var. Bir de sıradan insan olanlar var ama hepsi sahabi. Bu devirdeki en büyük hoca bir sahabenin ayak tozu olamaz. Bunu bir kere kesin kafanıza koyun. Neden öyle olamaz? Çünkü sahabi kim olursa olsun bizzat nurun kaynağı olan Muhammed Mustafa'dan nur almıştır, feyiz almıştır. Biz o devletten, şereften mahrum kaldık. Allah inşallah dünyada da göstersin, ahirette de onun mübarek yüzünü bize göstersin. Onlar bizzat onunla yaşadılar. O bakımdan onların derecesine hiçbir alim çıkamaz. Şimdi böyle ters düşünenler var. Bu ilim, peygamberi gören adamın ayarına kimse ulaşamıyor. Kimse ulaşamıyor. Allah onlardan razı olsun. İşte Abdullah ibn Abbas bu güzel adamlar hepsi ama bunların içerisinde en güzellerinden Abadile alim, fazıl sahabiler. Peygamberimiz duası var. Allahum allimhu tevil. Kur'an'ın manasını buna öğret ya Rabbi demiş. O dua bereketiyle Kur'an'ı en iyi anlayan adam, en büyük alim sahabi. Ona sormuş, ona soruyor. Gelmiş adam. Minayne cite, nereden geldin sen? Demiş o soru sorana. Min Makka, Mekke'den geldim demiş. Abdullah ibn Abbas Taif'te yatıyor. Taif'te kabri saadeti orada. Biz 69'da ziyaret etme imkan bulmuştuk. Şimdi oralara sokmuyorlar. Bilmiyorum niye sokmuyorlar. Polis müsaade etmiyor. Orada yatıyor. Neden orada yatıyor biliyor musunuz? Çok ilginçtir.
neden Mekke'ye gelmiyorsun diyorlar. Mekke güzel diyor. 1'e 100 bin kazanmak var ama diyor, yanlış yaparsan 1'e 100 bin kaybetmek var diyor. Onun için diyor Taif'te kalıyorum diyor. Ara sıra geliyorum gidiyorum diyor. Yanlış yapmadan dönüyorum diyor. Akıllı adamı nasıl düşünüyor görüyor musunuz? Şimdi orada Türkler var. Medine'de, Cidde'de Türkler var. Kabe artık hani komşuya gider gibi gelmiş, geliyor onlara. Öyle değil, komşu gibi değil beyefendi. Kabe başka. Orada kaldın mı işte bu laubali duruma girdin mi yandı. Kaç oradan. Ah Kabe diye yana yana gidemesen bile geceler uykun kaçıyorsa sen daha makbulsun. Ama öbür adam her gün gide gele alışmış sıradan bir şey gibi geliyor ona. Bu yanlış. Böyle diyor bak ben diyor Mekke'de durmuyorum. Böyle sıradan bir ev gibi geliverir bana da yanlış yaparım, saygısızlık ederim diye Taif'te duruyorum diyor. Bu Abdullah ibn Abbas nereden geldin evladım soru sorana Mekke'den. Diyor ki şeripte min zemzem, zemzem içtin mi? Diyor ki içtim. Diyor ki nasıl içtin? İçtim işte diyor. Ha evladım diyor sen zemzem içmemişsin. Zemzem nasıl içilir tarif ediyor şimdi. İza eradte en teşraba minha, zemzem içmek istedin de kıbleye dön. Vezkur ismallâhe, bismillahirrahmanirrahim de. Veşrab, iç. Ondan sonra dur. Ve teneffes, soluk al. Tekrar bismillah çek, bir daha iç. Soluk al. Bir daha besmele çek, bir daha iç, üç defa. Ve tadalla minha. Ve gık deyince ağzına gelecek kadar bol iç zemzemi. Sen bir bardak içmişsin, böyle zemzem mi içilir? Sen zemzem içmemişsin demiş. Evet, bitirdin mi? Feyza faragta fahmedillahi. Allah'a hamd et, elhamdülillah. Biz ne demiştik? Dua edilir. Allahum inne es'eluke ilmen nafian ve kalben haşen ve lisanen zakira ve ilmen nafian ve şifan min kül daim ve sakam. Allah'ım senden faydalı ilim istiyorum, zikreden bir kalp istiyorum, zikreden bir dil istiyorum, senden korkan bir kalp istiyorum, her türlü dertten de deva istiyorum, bu niyette iç. Öyle demiştik, öyle dua et diyor. Abdullah ibn Abbas'ın bu hadisini de size duyurmak istedim. Duyurmak istedim. Zemzem ayakta kıbleye karşı, zaten orada oturamazsın ki kalabalık. Her şeyden sonra, tavaftan sonra namaz kılacaksın. Tavaf namazı kerahat vakti değilse arkasından dua edeceksin, arkasından zemzem içeceksin. Böyle içeceksin işte doya doya, ama şimdi bunlar hikaye oldu. Çünkü zemzemi çok kalabalık olduğu için kuyuyu arkaya attılar. Kuyuyu tamamen kaldırdılar. Kenarlara musluklar koydular. Ve de soğutuyorlar. Soğutunca da fazla içilmiyor. Kaynadığı gibi olsa bir kovasını içiyor insan. Rahat içiyor bir kovasını. Hiç hilafsız. Evet. Şimdi buna dair de bir hatıramı size anlatmak isterim. Şimdi tabii insan gençken böyle okuduğu her şeyi tam yapmak istiyor. Biz de 33-34 yaşlarında Allah nasip etti gittik. Türkiye'den tanıdığımız bir adam. Baktım, tavaf ettim geldim. Sıcaktı o zaman. Tam eyyam buhur zamanlarına 50 tavaf yapıyorum. Siz de yapın 50 tavaf. Mekke'ye giderseniz, Kabe'ye giderseniz gidenlere söylüyorum. 50 tavaf yani 50 defa 7. Tabi her 7'den sonra 2 rekat namaz. Böyle 50 tavaf yapanın beraat alacak. Cennetlik olduğuna dair beraat, günahı kalmamıştır diye beraat. Öyle diyor Peygamberimiz. Evde kalıp çene çalacağına, dedikodu yapacağına dön durmadan Kabe'yi dön. Durmadan Kabe'yi dön. Peygamberimizin böyle hadisi var, sahih hadistir. Bunu da şimdiden söylüyorum gidecek olanlara. Şimdi tabii sıcakta döndük geldik. Şu anda korkmayın. Kesinlikle tavaf ederken güneş sizi yapmaz, çarpmaz. Garanti veriyorum. 69'dan beri giderim. Bir tane arkadaşımın tavaf ederken veya Arafat yolunda güneşten dolayı hasta olduğunu görmedim. Ama incik boncuğu almaya çarşıya çıkarsanız hasta olursun, ona garanti vermem bak. Onu söyleyeyim, açık söyleyeyim.
O tavaf ederken bu böyle bunalırsın, terlersin. Nereden gelir bilinmez. Buz gibi bir hava gelir. Oh dersin, ne güzel. Sen tavaf et, sıcak olsun filan. Neyse. İşte sıcakta yaptım geldim, tabii terlemişim böyle bayağı. Baktım Türkiye'den tanıdığım arkadaş Bağdaş kurmuş. Bacakların arasına zemzem şişesi 1,5 litrelik. Kabe'ye bakıyor, çünkü Kabe'ye bakmak da sevap ya. Böyle bakıyor, selam verdim, aldı. Oo hoş beş. Gözüm şeyde, yandım ya şişede. Susamışın herhalde dedi. Evet dedim. Bir diktim, bir seferde 1,5 litresini aşırdım. Yahu dedi, öyle iştahlı içtin ki dedi, bir daha doldurayım gelin. Zemzeme hayır yok dedim. Gitti oradan bir daha doldurdu geldi. Bir daha diktim. Çünkü 3 yudum dişledi ya. Bir şişesi 1 yudum. Ben öyle hesap ediyorum. Bir dikişte bir daha bitirdim. Yahu dedi, bir daha doldurayım dedi. Ne güzel içtin. Bir diktim, onu da içtim. Doldurmayacağım artık dedi. Patlayacaksın şimdi. Patlamam. Peygamber diyor için diye ya. Peygamber için dediğine göre bir yeri vardır. Ama Osman böyle şey değil. Hakiki ılık böyle tam hakiki zemzem içiliyor. Onu arz etmek isterim. Bunu bir mecliste burada anlattım. Doktorlar dedi ki olmaz ya derler. Mide şu kadar bir şey. 4,5 litre mi oluyor 3 tane içtiğime göre? Biri dedi ki, onu itiraz eden doktorun babasıymış. Vallahi ben de hocanın yanındaydım, içti 3 şişeyi dedi. O da şahitlik edince biz temize çıktık. Yoksa adam inanmayacaktı yani. Allah nasip etsin inşallah. Bak o Abdullah Mas'ı diyor ki, böyle gık dinin ağzına gelecek kadar balca için zemzemi diyor. İlim olur, iman olur, ahlak olur, her şey olur. Zemzem budur. Bize göre normal su değildir. Bunu da anlatayım size. Şimdi bana bir iyiliği dokunan, sonra genel müdür olmuş bir ağabey vardı. Bana iyiliği etti. Ben de o iyiliğe teşekkür edeceğim. Zengin değilim ki adama bir şöyle bir falan filan. İyilik nasıl olur? Benim hocanın iyiliği, kafaya koydum adamı hacca götüreceğim. Adam namaz mamaz kılmıyor. Genel müdür namaz mı kılar ya, değil mi? Garibanlar kılar namazı. Estağfurullah. Evet, şimdi ne yaptım? Anasını kandırdım. Anası 80 yaşında. Seni hacca götüreyim dedim. Ağladı yazık kadın. Oğlum dedim, oğlum gitmez dedi. Sen dedim, sütümü helal etmez dersin dedim. Götürür seni. Ne yapacak sütünü helal etmezsen? Şimdi ama dedim, benim söylediğimi söyleme. Çağırmış onu, söylemiş. Anacığım demiş, ben daha namaz kılmıyorum. Nasıl hacı olayım? Sütümü helal etmen demiş. Bak açık. Öyle deyince ne yaptıysa yok. Açtı, anamı ne yaptın dedi. Ne yapacağım dedim, bir şey yapmadım. Tamam dedi, gidiyorum dedi. Bak abi dedim, bu genel müdürlüğe falan benzemez dedim. Bu hac yolculuğu, genel müdürlük, valilik yok dedim. Bak orada ben ne diysem yapacaksın. Tamam dedi, öleceksen öleceğiz dedi ya, söz veriyoruz. Şimdi tabii kültürlü adam bir şeyi karar verdi mi tam yapıyor. Onu da söylemeliyim. Şimdi tabii orada ben 50 tavaf yapıyorum. Dedi ki ben daha yeni alışıyorum. Beni 50 tavafa zorlamadı. Zaten zor değil, mecbur değil bu dedim. Sen dedim 50 tavaf yapma. Şuraya otur, Kabe'ye bak yalnız dedim. Böyle sağa sola bakma. Onu yapıyorum dedi. Böyle klimanın altına oturmuş pervanenin bir de soğuk hava üfleyen şeyi var. Onun ikisinin altına oturmuş, bağdaş kurmuş, tesbihi dalmış, Kabe'ye bakıyor. Böyle ben tabii dolaştım geldim, vardım. Dedi ki aynen anlatıyorum. Zemzem normal su değildir. Evet arkadaşlar. Mustafa dedi, ne var abi dedim. Bu zemzem dedi normal su değil. Hayrola dedim, neden? Yahu dedi, ben buraya sabah geldim. Türkiye'de olsa bu kadar su içsem 100 defa tuvalete giderim. Hiç tuvalete gitmedim yahu dedi. Klimanın altındayım, rüzgarın altındayım, terlemiyorum dedi. Ama içiyorum içiyorum, hiç tuvalete ihtiyacım gelmiyor. Evet, zemzem budur efendi. Normal su içsen hemen tuvalete gidersin, zemzem böyle su. Sabah da oturdum diyor, hiç tuvalete ihtiyacım gelmedi diyor. Bunu bir kültürlü adam. Evet dedim abi, ben söylesem inanmazdın. Evet dedim, zemzem bize göre cennetten gelir dedim. Biz öyle inanırız. Onun için tükenmez. 6 milyon insan içiyor. Dolduruyor. Medine'ye gönderiyorlar. Şuraya gönderiyorlar. Bir parmak eksilmiyor kuyu. Efendim bir parmak. Normal su olsa eksilir ya.
Evet, biz öyle inanıyoruz. Sen inanmayacaksan bilmeyiz. Evet efendim, şimdi gelelim biz hadisimize. Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor. İtil maruf, maruf yap. Maruf. Ne demek bu? Bütün insanlara, ümmeti Muhammed'e söylüyor. Hiçbir harcı olmaksızın. Veşteni bil münker, münkeri terk et. Ona sakın yaklaşma. Maruf, dinin, aklı selimin güzel dediğidir. İnsanlara yarayışlı insan şeydir. Maruf budur. Münker ise, münker ise dinin çikin dediği, aklın sevmediği, çikin dediği şeydir. İnsanlara zararlı şeydir. Münker de odur. Maruf yap diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Münkerden de uzak dur. Uzak dur. Venzur ma yucibu uzuneke en yekulu leke el kavmu idâ ente kumte min indihim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle güzel prensipler veriyor ki, zaten diğer peygamberler arasında peygamberimizin özellikleri var. Üstün nitelikleri var. Birisi budur. Bir laf ediyor, ciltleri dolusu kitap yazsan dük edemezsin. Cevamiül kelim. Öyle güzel prensip. Diyor ki bak, hayatta iyi adam mısın, kötü adam mısın? Nasıl yol devam edeceğim? Ölçüsünü veriyor. İyilik yap. İyiliği tarif ettik. Dinin iyi dediği, aklı selimin iyi dediği, insana yararlı şey iyiliktir. Münkeri terk et. Bir insanla, bir takım insanların, bir cemaatin arasında oturdun, konuştun, onlarla hemhal oldun, hem meclis oldun, kalktın gittin. Arkandan diyor, onlardan edeceği lafa kulak ver. Yahu şu adam ne güzel adam, yaptıkları da güzel diye. Güzel laflar geliyorsa yolun iyidir, devam et diyor. Evet, hadis-i şerif odur. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devam et. Fe'tihi. وَذُرُ الَّذ۪ي تَقْرَوْا اَنْ يَكُولَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا كُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَاَشْتَنِبْهُ. Ama bir takım insanlarla oturdun, arkadaşlık ettin. Ticaret arkadaşlığı olur, talebe arkadaşlığı olur, askerlik arkadaşlığı, komşuluk olur. Ayrıldın. Arkandan kulak ver. Komşu ne diyor? Arkadaşlar ne diyor? İyiyse devam et yoluma, iyi yoldasındır. Ama gelen laflar iyi değil. Sahtekarın teki, yalancı. Sözünde durmuyor. Borcunu ödemiyor, ikili oynuyor gibi laflar geliyorsa kimden, işte konuştuklarından, komşularından, hemen yolunu değiştir diyor Peygamberimiz. Güzel bir ölçü değil mi efendim? İnsanlar kötü şeyi kabul eder mi? İnsanlar iyi şeyleri kabul ederler. Kötü şey, kötüler bile kabul etmiyor. Sarhoş adama içki iyidir desen, bırak ya hoca diyor, bu ne tamelin ne pis olduğunu ben biliyorum, vazgeçemediğime bakma diyor. O bile biliyor. Kötü şeyleri insanlar bilir. Yapamasa da, evet, insanlar iyi dediyse sana hemhal olduğun, yola devam et. Yola devam et. Evet, oyunu söylüyor. Ölçü veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bu hadis-i şerifi, bu hadis-i şerifi Bukhari, İbn-i Sa'd, Begavi, Beyhaki, Abdullah İbn-i Evs'ten naklediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bize nail eylesin. Allah bizi yalnız kendine boyun eğen, hep dik yürüyen aziz millet olarak kıyamete kadar yaşasın.